Merhaba sevgili MediaMarkt takipçileri. Bu videoda sizlere bir Apple etkinliği sonrasında aldığımız notları paylaşacağım ve Apple'ın tanıtmış olduğu bütün dünyada ses getiren hem yeni akıllı telefonları hem de akıllı saatleriyle alakalı önemli notları sizlerle birlikte paylaşacağım. Tanıtılan en flash modeller arasında tabii ki yeni iPhone modelleri vardı sevgili dostlar. iPhone 10S, iPhone 10S Max ve iPhone 10R. Bu 3 model gerçekten büyük ses getirdi. Neden? Çünkü Apple'ın iPhone 10 modeli artık kendi sitesinden de kaldırıldı. Aldığımız bilgilere göre artık iPhone 10 yerine yeni çıkan modeller daha çok vitrinde olmaya devam edecek. Tabii ki iPhone 10'dan önceki modeller de yine vitrinde. iPhone 7 ve 8 bunlardan birkaçı sevgili dostlar. Gelelim yeni modellere. Ne gibi avantajları var? Öncelikle ekran kalitesinin daha da iyileştirildiğini söyleyebiliriz. Bununla beraber fotoğraf yetenekleri, video yetenekleri daha da artmış durumda. Öyle ki iPhone 10'u beğenen kişiler bazen ekranının biraz dar olduğu konusunda şikayetçiydi. Hatta sırf bu yüzden iPhone 8 Plus'a dönen çok sayıda kullanıcı olmuştu. Bu eleştirileri dinleyen Apple, iPhone 10'a göre daha geniş bir ekrana sahip olan iPhone 10S Max adı verilen bir model tanıtmış oldu. Bu bizi tabii ki şaşırttı. Neden? Çünkü bu zamana kadar hep daha büyük olan modellerin adı Plus olarak adlandırılıyordu. Bu sefer Max olarak adlandırıldı. Daha önceki telefonlarda bazı batarya şikayetleri vardı. Apple bu eleştirileri de dinlemiş ama birazcık geliştirme kaydetmiş gibi görünüyor. Çünkü 30 dakika daha fazla kullanabileceğiniz bir batarya iyileştirmesinden bahsediyoruz. Aslında iyileştirme sadece batarya değil, çok güçlü bir işlemci platformu var. Apple'ın A12 Bionic adı verilen bu işlemci platformu bir önceki modele göre, ki gerçekten çok performanslı bir modelden bahsediyoruz, iPhone 10'dan bahsediyoruz, o modele göre çok daha yetenekli. Hem işlemci, hem grafik ünitesi, hem de veri transferi konusunda çok başarılı bir işlemci platformunu yeni modellerde göreceğiz. Birçoğumuz bu değerli cihazların düştüğünde kırılmasından çok korkuyoruz doğal olarak. Apple yeni modeller için şöyle bir bilgi daha verdi. Yeni modellerin ekranları şu zamana kadar ürettiğimiz en güçlü ekranlar. Yani bu düşme anında kırılma ya da çatlama veya çizilmeye karşı çok daha dayanıklı olacağı anlamına geliyor. Ama tabii ki bu testleri yapmadan henüz bir şey söyleyemeyiz. Aslında bu testleri yapmak da biraz yürek ister. Belki bu testleri de yine sizlerin ekranlarına getirebiliriz. 5.8 inç olan iPhone 10S ve abisi. 6.5 inçlik bir iPhone 10S Max'ten bahsediyoruz sevgili dostlar. Yüz tanıma biliyorsunuz Face ID ile artık yapılıyor. Yani bu en son iPhone 8 Plus'ta gördüğümüz Touch ID. Yani parmağımızı okuttuğumuz yetenekleri bundan sonra Face ID olarak göreceğiz. Artık parmak izi okutmak gibi bir seçenek iPhone'da mümkün olmayacak. Yeni modeller için konuşuyorum. Bu değişimi yaptıktan hemen sonra da Face ID'nin hem hızını hem de güvenliğini çok daha ileri seviyeye taşıdıklarını belirttiler. Cihazdan bir başka beklenti de hızlı şarj yeteneğiydi. Çünkü rakipleri Samsung, Huawei ve diğer telefonlar bu alanda oldukça iddialı sonuçlar veriyorlar. Hızlı şarj konusunda lansmanda henüz bir şey söylenmedi. Kutu içeriğine baktığımızda Apple'ın sitesinden ve MediaMarkt'ın web sitesinden baktığınızda da göreceksiniz ki standart şarj aleti geliyor. Yani özet olarak siz iPhone 10S ya da iPhone 10S Max'i daha hızlı şarj etmek istediğinizde bu sefer bir ucu Type-C olan, bir ucu da Lightning olan bir kabloyu satın almanız gerekiyor. Tabii ki Type-C'yi takabilmek için eğer MacBook'unuz varsa herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Yoksa bir de adaptör almanız gerekiyor sevgili dostlar. Apple'ın rakipleri arasında Google Pixel var. Her ne kadar ülkemizde resmi olarak satılmasa da belki ilerleyen dönemlerde MediaMarkt'ın web sitesinde ve mağazalarında bu modeli görürüz. Rakipler arasında Google Pixel var. Aslında Google Pixel'in en önemli başarılarından bir tanesi de fotoğraflardaki işleme yeteneği. Siz fotoğrafı çektikten sonra yazılım o fotoğrafı daha mükemmel hale getirebilmek için gerçekten büyük işler yapıyor ve sonuçta çok da başarılı fotoğraf ve videolar elde edebiliyoruz. Apple
yeni telefonlarında iPhone 10S, iPhone 10S Max ve iPhone 10R'da bu özelliği daha da geliştirdiğini söyledi. Özellikle düşük ışıklı ya da ters ışıklı olan ortamlarda iyi sonuçlar yakaladığını açıkladı ve örnek fotoğrafları da paylaştı. Tabii ki bu fotoğraflardan ziyade biz diğer rakipleriyle beraber olan kıyaslamaları da yine MediaMarkt'ın YouTube kanalında zamanı geldiğinde paylaşacağız. Bir diğer sürpriz çift sim kart desteği. Tabii çift sim kart desteği Apple'ın Çin için hazırladığı bir yenilik. Ama belki o telefonlar ülkemize de geldiğinde çift sim kartını iPhone'da kullanmak isteyen kişiler için farklı bir seçenek olabilir. Bu arada yeni iPhone'lar Bluetooth 5 desteğiyle beraber gelecek ve aynı zamanda Gigabit LTE, yani eğer olduğunuz ortamda operatörünüz bu hızı destekliyorsa gigabit hızları görebileceksiniz. Speed testi yaptığınızda umarım bu ekranları biz de görürüz. Şu zamana kadar tanıtılan iPhone'ların aslında ekranları oldukça başarılı. Yani ekrandan kastım renk kalitesi, kontrast ve tazeleme oranı. Şöyle ki iPad Pro'da zirve yapan Apple o teknoloji, yani 120 Hz ekran teknolojisini yeni telefonlarına da taşımış durumda. Bu şu anlama geliyor. Yani siz geçişler yaparken çok akıcı bir efektle bu geçişlerin yapıldığını göreceksiniz sevgili dostlar. Sanki ekran mı, gerçek hayat mı neredeyse ayırt etmek zor. İşte bu iyileştirmeleri yeni telefonların ekranlarında görmek bizi oldukça mutlu edecek gibi görünüyor. Biliyorsunuz iPhone 10'da dikey olarak yerleştirilen iki tane lens vardı. Bu durum iPhone 10S ve iPhone 10S Max'te de devam etti. Ama tanıtılan modellerden biri vardı ki iPhone 10R. Bu modelde sadece bir kamera var ve bu bir kamera aslında Apple'ın diğer modellerinde olan kamera yeteneklerinde yine ziyadesiyle yerine getiriyor ama tabii ki 10S ve 10S Max gibi değil. Yine de iPhone 10'dan daha başarılı bir kamera olarak hem de tek kamerayla bu model, yani iPhone 10R'da konumlandırılmış durumda sevgili dostlar. Tabii ki iPhone 10R, 10S ve 10 Max'e göre daha uygun fiyatlı. Herkes Türkiye fiyatını merak ediyor. Zaten Türkiye fiyatı belli olur olmaz bunu ilk göreceğiniz yerlerden bir tanesi de MediaMarkt'ın mağazaları ve MediaMarkt'ın web sitesi mediamarkt.com.tr olacak sevgili izleyiciler. Apple'ın etkinliğindeki bir diğer bomba ise tabii ki yeni nesil, yani 4. nesil Apple Watch. Açıkçası tasarımına bayıldık. Ben katılan diğer gazetecilerle de sohbet ettim. Tanıtılan ürünler arasında en çok hangisi hoşunuza gitti diye. Telefonlardan ziyade Apple Watch'taki o değişiklik İzleyicilerin çok daha hoşuna gitmiş görünüyor sevgili dostlar. Denediğimde de gerçekten çok başarılı buldum. Özellikle ekranın daha da büyümesi, çerçevenin azalması ve EKG gibi inanılmaz yeteneklerin saate eklenmesi bu lansmanda en öne çıkan duyurular arasında yerini aldı. Heyecan dolu bu etkinliği yerinde izledikten sonra MediaMarkt'ın YouTube abonelerine, yani sizlere bu deneyimleri aktarmak istedik sevgili dostlar. Merak ettikleriniz varsa videodan sonra aşağıdaki yorum kısmında da sohbete devam edebiliriz. Yani bu ne demek oluyor? Aklınıza takılan bir şey varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Apple'ın tanıtmış olduğu bu en yeni teknolojiler kısa bir süre sonra MediaMarkt'ın mağazasında ve web sitesinde zaten alıma hazır olacak. Tabii ki dolar kuru bizi şu aralar biraz düşündürüyor. Ciddi anlamda eski günlere nazaran çok daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyoruz. Ama ne olursa olsun teknolojiyi seviyoruz. Günlük hayatımızı daha verimli hale getiren, hem eğlence hem de iş dünyası için inanılmaz fırsatlar sunan bu teknolojileri yerinde görmek için mutlaka mağazalara uğramayı ihmal etmeyin sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.